Herkese yeniden selamlar. Kanala yeni gelenler için ben Özgür. Umarım bu pandemi günlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatıyorsunuzdur. Aşağı yukarı 2 aydır kullandığım iPhone 12 Pro Max ile ilgili inceleme videom sonunda hazır. Biraz uzun sürdü çünkü bazı tereddütlerim vardı. Emin olmak istediğim bazı noktalar vardı. Onların notlarını aldıktan sonra şimdi size cihazla ilgili kişisel tecrübe ve deneyimlerimi aktarmaya başlayabilirim. 12 ve 12 mini incelememi izlediniz mi bilmiyorum ama bu cihazın performansıyla alakalı anlatacaklarım da o videodakilere paralel olacak. O yüzden bu bölümü biraz kısa tutacağım. Cevap bulamadığınızı düşündüğünüz bir konu olursa performansla alakalı o videolara da bakabilirsiniz. Linklerini aşağıya koyuyorum ya da yorum kısmında yazıp bana ya da diğer arkadaşlara sorabilirsiniz. iPhone 12 Pro Max 6.7 inç boyutunda 228 gram ağırlığında çelik kasalı, 3 adet kameralı, OLED XDR ekranlı, telefon fonksiyonu olan hepsi bir arada bir paket. Bu cihazlara artık sadece cep telefonu demek bana açıkçası biraz garip geliyor çünkü birçoğumuz için bilgisayarlara, müzik çalarlara ve kameralara olan ihtiyacı ortadan kaldırdı. Ben klasikçilerden olmama rağmen bu kez okyanus mavisini seçtim ve seçimimden de gayet memnunum. Diğer taraftan da zaten kılıfla kullandığım için rengini pek de gördüğüm söylenemez. Cihaz tanıtıldığından beri söylediğim şey, bu köşeli tasarımı çok seviyorum, iyi ki bu tasarıma dönmüşler. 12 ve 12 mini için söylediklerim hala geçerli ama iPhone 12 Pro Max boyutunda bir cihaz için bu tasarımın kullanımda bir dezavantajı olduğunu da fark ettim. En azından benim için. Nedeni de şu, 11 Pro Max ile arasında ekran boyutu açısından ufak bir fark olmasına rağmen 11 Pro Max'i elde rahatlıkla kontrol edebiliyordum. Ancak 12 Pro Max'te o çok sevdiğim köşeli tasarım cihazı rahat kavramama izin vermiyor. 11 Pro Max'teki oval tasarımda elin daha fazla yüzeyi telefonun üzerine yerleştirilebilirken köşeli tasarımda bazen cihazın köşesiyle parmaklarınız arasında minik boşluklar kalabiliyor. Zaten boyutu benim için sınırda olan bir cihaz olan 11 Pro Max'ten sonra 12 Pro Max'i artık günlük kullanımda pratik olmayan cihaz listesine rahatlıkla kaydırabilirim. Bu anlattıklarım tabii cihazın fiziksel durumuyla alakalı. Kullanım pratiğine geçtiğimizde ekranda gördüğünüz bu uygulamaları neredeyse her gün ve sıklıkla kullanıyorum. Bunlar içinde bana sorun çıkaran, takılan, reaksiyon süresi uzun ve gerektiği gibi çalışmayan bir uygulama yok. Olsaydı zaten olay olurdu. Aynı şeyleri aslında 11 Pro Max için de söyleyebilirim. Günlük kullanımda hala tıkır tıkır çalışan bir cihaz. Tabi burada bir detay da vermek lazım. Ben iPhone'u sürekli iOS'in beta sürümleriyle kullanıyorum. Dolayısıyla zaman zaman beta sürümlerden kaynaklı problemler ortaya çıkabiliyor. Atıyorum uygulamalardan bildirim gelmemesi ya da Instagram hikayelerinden ses alınamaması gibi. Bu problemin iPhone 12 Pro Max ile alakası yok. Bu beta kullanan herkesin başına gelebilecek bir durum. Küçük bir hatırlatma sadece. Videonun herhangi bir yerinde şayet hoşunuza gidiyorsa bu video, beğenmeyi ve abone değilseniz henüz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bunu çok sık tekrarlayan biri değilim ama %88 gibi bir oran videoları abone olmadan izlediği için kanalımız maalesef büyüyemiyor. Destek olmak isterseniz sevinirim. Sosyal medyada yayınlamak için hazırladığım videoları genellikle iPhone üzerinde bazen Luma bazen de Adobe Rush ile düzenliyorum. Büyük ekranın ve güçlü donanımın nimetlerinden burada elbette faydalanıyorum, hakkını yemeyelim. Geçen sene sürekli kullandığım iPhone 11 Pro Max ile aynı görevi verdiğimde 12 Pro Max işlemleri daha çabuk halledebiliyor ama aradaki fark hayat kurtarmıyor. Tabii iki model arasında çığır açan bir sıçrama olmasını beklemek de pek mantıklı olmaz. Tabii bugün kullandığımız araçlar da bu haliyle icat olmadılar. Gelişe gelişe bugünkü durumuna geldiler. iPhone'lar ya da genel olarak cep telefonları için de aynı durum geçerli. Zaman içinde oldukça ciddi sıçramalar gerçekleştirecekler. Tabii ben eğlencelik birkaç test için bundan birkaç gün önce bir iPhone 4 edindim. Bu cihazlar nereden nereye gelmiş diye merak eden varsa bu tarz eski bir cihaz edinsin. Bir 15 dakika kullanmaya çalışsın. Aradaki farkı daha iyi anlayacaktır. Bundan sonra da nereye gideceğimiz konusunda belki biraz fikir verebilir. Sadede gelecek olursak gerek normal kullanımda gerekse kreatif alanlardaki kullanımlarda bu cihazla alakalı boyutu dışında bir problemim yok açıkçası ki o boyutu da zaman zaman avantaj olabiliyorken zaman zaman da dezavantaj olabiliyor. Tüm bu kullanım senaryolarında 24 saatlik süreleri ortalama 6-7 saat arasında bir açık ekran süresiyle tamamlayabiliyorum. Kimine göre az olan bu süre benim için 24 saatlik bir periyotta gerçekten yeterli. Tabii de şöyle bir durum var. 24 saatlik periyodun 8 saatini uykuda geçirdiğinizi varsayarsak geriye kalan 16 saatin de yarısını telefonla aşırı neşir olarak geçiriyor olmak biraz düşündürücü bence. MagSafe ve 20 wattlık şarj aletiyle yaptığım testlerde üstelik de uçuş modunu aldığım halde deklare edilen 30 dakikada %50 dolumun yanına bile yaklaşamadım. %30 seviyelerinin biraz üstünde bir seviyeye ulaşıyorum aşağı yukarı. Kotek'in bana gönderdiği 100 wattlık şarj adaptörü de MagSafe ile kullanıldığında benzer sonuçlar veriyor. 43 euro gibi bir rakama satılan bu ürünün artısı ise ister iPad Pro ister 16 inç MacBook Pro gibi cihazları da sorunsuz şarj edebiliyor olması.
Hatta 2 adet USB-C çıkışı olduğu için aynı anda hem Mac hem de iPad Pro'yu şarj edebiliyorum. Bu da bana biraz avantaj sağlıyor açıkçası. Evet, gelelim kamera konusuna. 3 adet kamerayla donatılan bu cihazda ultra geniş açı, geniş açı ve teleobjektifler mevcut. iPhone 12 Pro Max'in kamerasını 12 Pro'daki kameradan ayıran bir detay var. O da Pro Max'teki 1.7 mikrometrelik sensörün 12 Pro'ya nazaran %47 daha büyük olması. Apple'a göre bu fark düşük ışık ortamlarında fotoğraf kalitesine %87 oranında bir katkı sağlıyor. Tabi daha büyük sensörün ışığa duyarlılığının daha iyi olması da sürpriz değil. Birazdan örnek fotoğraflara yer vereceğim ama daha öncesinde bu farkı bir anlamaya çalışalım. Çok benzer bir örnek vereceğim size. Örneğin Sony A7S3 12 megapiksellik full frame sensöre sahip hibrit bir kamera. 12 megapiksel düşününce bugün profesyonel bir fotoğraf makinesi için yeterli olur mu acaba gibi bir şüphe uyandırıyor. Ancak bu kamera daha çok video öncelikli çekimler düşünülerek pazarlandı. Günümüzde bu full frame sensörde 45 megapikselle de piyasaya çıkan modeller var. En yakın örneği Canon R5. Peki Sony'nin aynı boyutta bir alana 12 megapiksellik sensör eklemesinin mantığı neydi? Sensör üzerindeki piksel boyutunu 45 megapiksellik sensöre sahip bir kameraya nazaran %265 büyüterek her hücreye düşen ışık miktarını maksimum seviyede tutmaktı amaç. iPhone 12 Pro Max'te de aslında durum tam olarak bu. %47 daha büyük bir yüzeye sahip olmasına rağmen 12 Pro ile aynı çözünürlükte fotoğraflar sunuyor. Ancak daha büyük pikselleri sayesinde düşük ışık ortamlarında çok daha iyi sonuçlar verebiliyor. Bu kamerayla standart senaryolarda çekilen fotoğraflar nasıl derseniz, sizin için farklı yüzlerle bazı fotoğraflar çektim. O fotoğrafları ekrana hiç konuşmadan yansıtıyorum. Karanlık ortamdaki fotoğrafları çekerken iPhone 11 Pro Max'ten de faydalandım ki arada bir fark var mı, varsa nasıl bir farktan bahsediyoruz onu da ortaya çıkaralım. Tabii hemen bir detay da vermek lazım. iPhone 11 Pro Max için direkt olarak kamera içinden RAW fotoğraf çekebilme kapasitesine sahip değil. Ancak Adobe Lightroom uygulaması içinden iPhone 11 Pro Max'te de RAW formatında fotoğraflar çekilebiliyor. Bu arada Adobe Lightroom'un RAW kalitesiyle iPhone 12 Pro Max'in kamera içinden çekilen RAW formatının kalitesi arasında ciddi bir fark var. Zaten birinin 13-14 MB olması, diğerinin ise 30 MB üzerinde olması biraz ipucu veriyor aslında bize. Lightroom'la DNG formatında çekilen fotoğraflar 12 Pro Max ile direkt kamera içinden çekilen RAW fotoğraflara göre oldukça kumlu. İlk başta bu sorunun iPhone 11 Pro Max'te olduğunu düşünmüştüm ancak kamera içinden çekilen normal fotoğraflar arasında öyle büyük bir uçurum yoktu. Sonuç olarak iPhone 12 Pro Max gece çekimi ve Pro RAW kombinasyonu gerçekten enfes. Adobe Lightroom'un DNG versiyonunun alacağı biraz daha yol var gibi görünüyor. Düşük ışık ortamlarındaki iyileştirmeyi size direkt olarak ekran kaydı ile yaptığım bu çekimde göstersem sanırım kafanızda bir fikir oluşacak. Gördüğünüz gibi iki cihaz da aynı konumdan aynı sahneye bakıyor. 11 Pro Max'teki gökyüzü bölümüyle 12 Pro Max'teki gökyüzü bölümü arasındaki fark çok açık. Şu ana kadar açıkçası günlük ana videoları dışında prodüksiyon anlamında bir çekim yapmadım. Bununla alakalı sanıyorum ekstra bir video yapmamız gerekecek ama kameranın video kısmıyla alakalı da size birkaç detay vereyim. Bu cihaz 10 bit HDR video kayıt kapasitesine sahip. 10 bit video kaydı demek 700 milyona yakın renk yakalayabilme anlamına geliyor ki bunun da videodaki detaylara ve renklere nasıl yansıyacağını tahmin edersiniz. Geniş açılı ana kamerasının 26 mm'ye denk gelen bir odak uzunluğu var ve diyafram değeri ise 1.6. Bu kamera aynı zamanda bugün birçok profesyonel kamerada gördüğümüz IBIS, yani gövde içi görüntü sabitleme teknolojisi olarak da adlandırabileceğimiz sensor shifting teknolojisine sahip. Yani kameranın sağa, sola, yukarı aşağı yaptığı hareketlerde bu mekanizma aksi yönde hareket ederek odak noktasını sabit tutmaya çalışıyor ki son derece güzel bir iş çıkarıyor ortaya. Yapayalnız bir içerik üretici olduğum için şu mekanizmanın üstüne iPhone 11 Pro Max ve iPhone 12 Pro Max'i yerleştirdim. Şöyle kendimi çektim.
Ayrıca düşük ışık ortamlarına doğru yüründüğünde kameranın nasıl tepki verdiği de gözlemlenebilir. Bu titreşim önleme mekanizmasının 11 Pro Max'e nazaran nasıl bir avantaj sağladığını görmek için şöyle bir şey yaptım. Bu monte ettiğim platformu masa üzerine koydum ve masanın üzerinde belli bir hızda slider gibi kaydırmaya başladım. Masa ile olan temas sonrası oluşan mikro sarsıntılarda iPhone 11 Pro Max ve iPhone 12 Pro Max'in verdiği reaksiyonları ve hata düzeltme mekanizmalarını görüyorsunuz. Fazla söze gerek yok sanırım. 1.6 diyaframa sahip olan ve ayrıca daha büyük sensör gözenekleri olan bu yeni kameranın iPhone 12 Pro Max'e bir katkısı da bokeh ya da Türkçesi arka plan bulanıklığı konusunda. iPhone 11 Pro Max ve iPhone 12 Pro Max yan yana konulduklarında arka plandaki objelerin birbirinden farkını sanırım ayırt edebiliyorsunuz. 12 Pro Max ile çekilen görüntülerin arka planda kalan objelerde daha yumuşak bir görüntü oluşturduğu ve 11 Pro Max'e nazaran daha netsiz olduğunu söyleyebilirim. Zoom lensle alakalı şöyle bir durum var. Daha önce 2 katına kadar optik yakınlaştırma yapabiliyordu. Şimdi 2.5 katına kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ancak bir eksi noktası var. Daha önce 2 olan diyafram değeri şu anda 2.2 oldu. Yani ışığa duyarlılığı biraz daha azaldı. Diyafram değeri düşmesine rağmen daha yüksek ISO oranlarına çıkabildiği için gece çekimlerinde 11 Pro Max'a nazaran yine de ufak bir avantaj sağlayacağını tahmin ediyorum. Ben yine de gece çekimlerinde ana kamerayı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. LiDAR sensörü ya da Türkçe okursak LiDAR sensörü ile alakalı daha önce de bahsettiğim gibi eğlenceli birkaç uygulama dışında açıkçası bir kullanım alanım yok. Ancak bu sistem zamanla şu an aklıma gelmeyen birçok sektörde ciddi bir yardımcı olacak gibi görünüyor. Fotoğraf ve video kısmında iPhone'a şöyle bir katkısı var. Düşük ışık ortamlarında çok daha hızlı netleme yapabiliyor. Örneğin bu sahnede ışığı oldukça kıstığımda 12 Pro Max netleme ile ilgili bir ihtiyaç duymazken iPhone 11 Pro Max objeyi kaybettiğini düşünerek yeniden netleme yapmaya çalışıyor. 12 Pro Max bu senaryolarda LiDAR sensörünün de avantajını kullanıyor. Bu cihaz alınır mı, alınmaz mı sorusunun cevabı açıkçası bende değil, sizde. Başlangıç fiyatı 17 bin lira olan bu cihazın, ki şu anda elimde tuttuğum cihaz 256 GB'lık versiyonu 18 bin lira. Kimseye ya bu cihazı alın bak Instagram fotoğraflarınız çok gelişecek, takipçi kazanırsanız falan gibi saçma bir tavsiyede bulunacak değilim. Bu rakamlar size dokunmuyorsa ve bu kamera yetenekleriyle hobilerinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız para sizin, zevk sizin. Aşağı yukarı 10 yıl önce iPhone 4'ü aldığımda o zamanın parasıyla 1850 lira vermiştim yanlış hatırlamıyorsam ve o 1850 lira benim o zamanki tam bir maaşıma denk geliyordu. Bugün hala Türkiye'de yaşıyor olsaydım bir maaşım bu telefonu almaya yeter miydi? Sanmıyorum. Video sandığımdan çok daha uzun sürdü. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.